ASP.NET'te en sık kullanılan ve açıkçası en yararlı kontrollerden biridir. Repeater. Öncelikle test yapmak için bir web form açıyorum. Default ASP.NET. Şimdi temel olarak bir ne olduğundan bahsedeyim. Şu şekilde notumu alayım. Repeater kelime anlamını söylediğim zaman zaten repeat etmek yani tekrar etmek. Repeater ise anlayacağınız gibi tekrar edici demek. Buradaki mantık belli şartlara göre çektiğimiz veriyi tekrar ederek bizim tasarımımıza göre ekranda göstermek. Mesela en sık kullanılan açıkçası repeater'ın olmazsa olmaz diyebileceğimiz kullanışlı yerlerinden birisi kategori listelim anlamları. Bir web sitesine girdiniz. Sol tarafta standart olarak bir kategori listeleme işlemi vardır. Orada büyük büyük ihtimal repeater kullanılır. Veriyi gönderirsiniz. Onlar işte çeşit tasarıma göre tabii CSS tasarımları falan. Sol tarafta ilgili yerde o veriyi listeler. Biz de temel olarak bu şekilde bir işlem yapacağız. Ama ondan önce Repeater'ın temel işlemlerini göreceğiz tabii ki. Gerçekçi olması için yani normal web site gibi bir tasarım yapıyormuş burada. Böyle bir table. Üç satır, iki sütun. Sol tarafın genişliğini daraltacağım. Style git diyorum. 150 piksel. Tamam, üst kısmı birleştirmeye falan gerek yok. Şuraya da açıklamamı yazıyorum sadece. Ya da şuraya olsun. Sol tarafa listeleme yapacağım çünkü. Ben şu kısımda listeleme yapacağım, kategori gibi. Üst kısmın rengini değiştirelim. Diyeceğim ama şuradan yapalım. Çünkü editörden yaptığım zaman buradaki vid kısmını siler. Yerine background yazar. Background color. Gray diyorum. Modify Merge Cell. Gene sol taraf. Neyse düzelteceğiz zaten. Bakın Modify Merge Cell diyorum burada. Tasarım tarafına çok takılmanıza gerek yok. Önemli olan Repeater'ın kullanımı. Böyle bir şey yaptım. Gayet berbat bir tasarım. Şimdi şuradaki kısma bir repeater eklemek istiyorum. Yani bizim kategorimiz gibi olacak. Sol tarafta data kısmında bakın repeater diye bir nesne var. Bir kontrolümüz var.
Çift tıkladım, onu eklemesini sağladım. Repeater bu şekilde. Görsel olarak bir şeyi yok. Çünkü görsel yapılması gereken bir şey yok. Sadece template'leri vasıtasıyla bazı işlemler gerçekleştirebileceğiz. Kod tarafına gidiyorum bunun. Başarabilirsem. Evet. Şu repeater'ın arasına girdik. Biraz açalım. Bakın. Repeater içerisinde 5 tane template var. Yapacağımız tüm işlemler aslında burada gerçekleşiyor. Bu template'ler sayesinde. Bunlar nedir? Öncelikle footer ve header ile başlayalım. Header template ilk başta, hani bir hatırlarsanız bütün yaptığımız kontrollerde tabloların, grid view'in vesaire bir başlık kısmı vardır. Kalın olarak sütunların adı yazar. Oraya göre filtreleme falan yapılır. İşte burada da header kısmı aslında o. Header template oluşturuyorum. Yaptığımız zaman daha rahat bir şekilde göreceksiniz. Burada diyorum ki ul nesnesi oluşturdum. Bir tane de footer oluşturdum. Bunların arasında bir item template oluşturuyorum. Buraya da bir li ekledim. Mesela repeated beni. Bakın burada görünüyor. Biz buradaki veriyi gerçek bir veri tabanından gelen veri olarak kurgulayacağız. Bunun için de nasıl yapıyorduk? Öncelikle temel olarak kullanımı gördük. Şöyle göstereyim. Bizim H3 tagımızı kullanıyoruz. Burası header. Burada da footer diyorum. Şimdi tasarım tarafına, design tarafına baktığımızda tam olarak ne olduğunu anlayabiliyoruz. Header dediği aslında kategorinin başlık kısmı. Hani kategoriler yazan kısmı diyebiliriz. En alttaki ise oranın bitişi. Yani buradaki ana kuralımız şu. Header ile footer repeat edilmezler. Bir kez yapılırlar, bir kez işlenirler diyelim. Render edilir. Ama içerisindeki item template'ler görüldüğü gibi birden fazla tekrar etmek üzere tasarlanmıştır. Yani biz herhangi bir veri listelemek istediğimizde item template içerisine yazacağız. Bu olmazsa olmaz kural. Diğer template'ler de var, onlara da bakacağız ama olmazsa olmazı item template. Gidip header ya da footer kullan
Twitter'ı kullanabiliriz. Bir sıkıntı yok. Ama item olmadan bir işe yaramaz. Bütün işi yapan burası aslında. Şimdi veriyi gerçekçi olarak veri tabanından çekelim. Mesela product'ta kategorilerimiz var. Onları alalım. Bunun için tabii ki class'ımızı yazmamız gerek. Üzerinde biraz antrenman yapacağız. Class oluşturuyorum. Bağlantı dedik. Bunun içerisinde public, static, geriye string dönen John str diyorum. Şimdi de bir kategori sınıfı oluşturacağım. Burada da bizim listemizi repeater'a gönderecek, veriyi repeater'a getirecek bir liste olacak. Hemen kategori sınıfımı oluşturuyorum. Kategori dal diyebiliriz bunun için. Öncelikle property'ler tabii. Category ID. Category alt. Yeter bize. Şimdi veriyi liste olarak gönderecek bir metot yapıyorum. Bunun adını şey yapalım. Kategori dal geriye döndürmek biraz tuhaf olacak. Doğrudan kategori yapıyorum. Şuradaki property'leri farklı bir sınıfta yapmadığımız için karışıklık olmasın diye düzeltiyorum. Kategori listesi dönecek. Kategorileri getir. Lisans biraz problemli oldu. O yüzden gösteremedim. Evet.
Deeper Data Source dedik. Buraya kategori nokta, kategorileri getir. Computer nokta data bind. Çalıştırıyorum. Evet, müthiş. Repeat et beni. Güzel oldu değil mi? Yani istediğimizi yaptı, repeat et beni dedi, etti. Yalnız şuraya bakarsak, sayarsak 4, 6, 8, 10, 11. Acaba neden? Şöyle bakıyorum, Northwind içerisinde. Kategoriyi. Üç, altı, dokuz, on. Şu boşu da sayarsak 11. Bizde de 11 tane listelenmişti. Aslında veri listeleme işlemi başarılı. Bu arada şunları sileyim. İsmail vesaire. Aslında listelimi doğru, herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız biz bunu ekranda bir yere bağlamadık. Yani gelen veriyi bağlamak yerine sadece bu sayı adedince repeat et dedim. Repeat edecek ne vardı elinde? Repeat etmenin vardı. O da şuradan geliyor zaten. Yani şundan 11 tane oluşturdu. Yaptığı işlem doğru, veriyi basmadık ekrana. Bunun için de yapmamız gereken şey gelen veriyi burada göstermek. Kategoriler nedir? Bir link olarak görünür. Link button diyorum. Server. Text kısmına diyorum ki ben burada server kodu kullanacağım. Server tag. Bu kullanım server tag'ı kullanımı hatırlarsınız. Yani burada yazdığım kodlar aslında sunucu taraflı işlem yapacak. Evan diyorum. Burada kategori alt sütun bilgisini göster. Bakalım şimdi çalıştırınca ne oldu? Yan yana görünse de şu an böyle bir sıkıntı oldu burada ama işlem doğru. Neden yan yana? Çünkü sonunda bir BR yok. Bakın BR koyduktan sonra şuraya artık hepsini alt alta listeledim. Bakın link olarak göründü. Yalnız bir şey eksik burada. Ben bunu listeleyebiliyorum, herhangi bir sıkıntı yok. Ama ID'leri nasıl bileceğim? Şu an ID'leri bilmiyorum. Sadece veriyi listeledik. Bunun için de kullanmamız gereken bir yöntem var. Öncelikle diyorum ki ben bunun tekstine kategori ID'yi bağladım. Bir de command argument diye bir property var. Buna da şöyle bir değer vereceğim.
aşağıya alıyorum. Kategori ID'si de burada olsun. Bu ne işe yarar şimdi? Bildiğiniz gibi repeater aslında içerisindeki veriyi satırı bilmez normalde. Ama biz bunun içerisine bir özel bir komut argümanı ekleyerek diyorum ki ben istediğimde bu satırdan bilgi almak istediğimde bunun argümanını alıp bununla ilgili veri tabanında bir işlem yapabileyim. ID tutmak gibi mesela. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için de CS tarafına geliyorum. Tabii öncelikle şunun bir eventini tetiklemem gerekiyor. Bu event nedir? Item command diye bir eventi var. Şurada. Bakın varsayılan olarak seçili zaten. Item command. Bunu tıklıyorum. Ve ID'yi almak istiyorum burada. Convert to in32. Ve e.command argument ile o an seçilenin değerine, ID'sini bana getir. Sonra da diyorum ki response redirect nedir bu? Bu kategori detay diyelim. ASP(x) kategori ID eşittir bu ID. Seçilen kategori ID değerine göre bir sayfaya git. Kategori şu an default ASP X sayfasındayız. Bir de kategori detay sayfası oluşturacağım. Buraya yönlendirilecek. Tasarımda bu şekilde yazı yazdım sadece. Default'u çalıştırıyorum. Bakın sol tarafta menüm var artık. Üçüncüye tıklayayım. Bakın yönlendirilen sayfa aynı. Ama yukarı bakın. Kategori ID eşittir 3. Geldim geriye. En alttan birinci, en alttan ikinciye tıklıyorum. Burada da bu sefer 7 geldi. Peki veri tabanındaki karşılığına bakalım. Şuna tıklamıştım. Produce. Bakın. Produce'ün kategori ID'si 7.
Demek ki ID'yi doğru almışım. Tekrar şöyle bakalım. Yani burada mantık nasıl işleyecek? Biliyorsunuz tüm web sitelerinde sol tarafta menü var. İşte buna tıklandığı zaman bir tane linke gidiyor. Oradan da onunla ilgili örneğin makaleler geliyor. Mesela çok bariz bir şekilde bundan daha açığı olamaz herhalde. Sol tarafta bir repeater kontrolü. Buradan tıklandığında örneğin SQL Server'a tıklandığında bakın bu link rewrite edilmiş, yani yönlendirilmiş bir link. Aslında arka tarafta bir ID'si var bunun. Bizim gönderdiğimiz gibi. Olmak da zorunda. Ama daha kullanıcı dostu görünmesi için bu şekilde yapılmış. Ve burada da SQL Server'la ilgili kategorileri düzeltiyorum, makaleleri listeliyorum. Bu kadar. Biz de bunun aynısını burada yapabiliriz. Mesela örneğin şunun SQL Server olduğunu düşünelim. Bunun veri tabanındaki ID'si 3. Hatırlarsanız birçok kez şunu yaptık. Kategori ID'si işte 5 olanın ürünlerini getir. Değil mi? Çok kez yaptık bunu. Onu da şuraya query string deniyor. Bunları daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu an basit bir giriş yaptık sadece. Buradan da değerleri alıp okuyarak o sorguda kullanıyoruz ve sonuçları getirip şurada yazacağız. Mantık bu şekilde işliyor. Bak yönlendirme çok basit. Arka tarafta sadece şuradan command argument'tan tıklananın ID olarak değerini alıyorum. Sonra da kategori ID olarak şu linke gönder diyorum. Bu kadar. Yine veri olarak aynı şeyi kullanacağız. Yeni bir sayfa açacağım. Yeni bir form. Default. Hemen repeater'ımı attım. Alt tarafına geldim. Header template. Da hit kısmını bu şekilde de yapabiliriz. T hit şeklinde. Burada da TH açıklama. Hit kısmı burada bitiyor. Body'yi açıyorum. Template.
buraya kadar olan kısımları görmüştük. Şimdi de bakın alternating item template var. Bunu oluşturuyorum. Anlatacağım tabii ki ne olduğunu. Footer var. Onu da açayım. Alternating içerisinde yukarıdakinin aynısını yapacağım. Item'deki. Kopyalıyorum. Tek farkı, bir renk farkı olmalı. Burada örneğin for color. Diğerinde de aynı şekilde olsun. For color. İçerisini burada tasarlayacağım. Tamam, burayı hemen veriye bağlayabiliriz. Çok fazla durmanın anlamı yok. Bakın, tasarım bu şekilde oldu. Alternating item template şu işi yapıyor. Normalde item burayı oluşturuyordu. Değil mi? Ama hani algıda problem olmasın diye farklı renkler yapılır ya. Mesela biri siyahtır, işte ondan sonraki gridir gibi. Sitelerde görürsünüz, listelerde genelde böyledir. İşte bunu sağlayan alternating item template burada. Normali siyah ama sonraki benim oluşturduğum maroon renginde gibi bu şekilde bir listeleme yapıyor. Alternative'in tek mantığı bu. Bu yüzden de veri olarak aynı şeyi kopyaladık. Sadece renk verdik. Load olurken benim zaten veri burada duruyor. Kategori sınıfında. Diyorum ki Peter data source kategori nokta kategori getir getir nokta data byte veri doldu. İçerisinde açıklama yok diyor. Hatırlayalım. Açıklam yazmışım. Vermemişim. O zaman şurayı da yaptım. Muhtemelen siz bu hata yapmamışsınızdır. Evet, onu da düzelttik sanıyorum. Tekrar çalıştırayım. Verimiz geldi. Güzel bir görsel oldu. Yani burada repeater ama dikkat ederseniz ben iki tane sütun getirdim. Yani şurayı daha önce ne yaptık? Bir menü olarak kullanmıştık. Bu sefer de bir data grid gibi bir şey kullandık. Şimdi de
İşi biraz daha güzelleştirdim. Burada item created diye bir property var. Bakın. Command varsayılandı. Bu sefer item created her bir item oluşturulduktan sonra tetiklenen bir item. Event diyelim. Burada diyorum ki item type budur ise item find control içerisinde label toplam kayıt sayı şurada neydi? Kayıt sayı, evet. Aslında hata burasıydı. Dataset gibi gösteriyorduk ama biz zaten list kategori getiriyorduk. Ondan dolayı bir hata veriyordu ama sonrasındaki hata yazılımsal bir şey değil. Sadece kayıt sayı yerine burada ben kayıt sayısı yapmışım. Şimdi çalışması gerek. Thank you.